Ağustos sonuna doğru, Ağustos'un ortasından sonra başlayan kuraklık maalesef bu sene yeterince yağmurun alınmaması nedeniyle erken başladı. Haziran 15'inden itibaren kuraklığı çok ciddi manada hissediyoruz. Malumunuz burası çeltiğin Türkiye'de en fazla ekildiği alan ve çeltikte suya ihtiyacı var. Diğer bir alanda ayçiçeğinin de çok yoğun bir şekilde ekildiği bir alan ve onun da suya çok ihtiyacı var. Şu anda nehir debileri senenin 12 aylık sürecin en alt seviyesinde. Bazen Tunca Nehri'nde 3 metreküp bölü saniyeye, Meliş Nehri'nde de saniyede 40 metreküpe kadar düşüyor. Ve bu aşağılara indiği zaman, İpsala tarafına indiği zaman 24 metreküplere kadar bu düşüyor. Fakat Meliş Nehri'nde de artık kritik seviyelere gelmiş durumdayız. Orada da 2 gün önce İpsala'ya kadar giderek orada da bir inceleme yaptık. Orada en büyük sulama birliğimiz Hamzadere Sulama Birliği'nde kooperatiflerimizle bir araya geldik. Oradaki üreticilerimizle bir araya geldik. Orada da öncelikle Keşan tarafındaki çeltik arazilerinde yapılan sulamadan deşarj edilen suların kullanılması noktasında bir görüş birliğine vardık. Bu sular direkt denize akıyordu daha önce. Şimdi bir kanal vasıtasıyla tekrar Meliş Nehri'ne aktarılıyor ve Meliş Nehri'nden de tekrar çeltik arazilerine aktarılacak. Yaklaşık 80 bin dönüm alan orada bu sayede kullanılabilecek. Belki doğru bilgilendirme adına bunu belirtmem lazım. Buradaki suyun tutulmasıyla aşağıdaki suyun az gitmesi arasında bir ilişki söz konusu değil. Çünkü mehir yatağında ne kadar su varsa mecburen buradan bu savaklardan akarak aşağıya doğru gitmesi gidiyor. Yani bir damla su buraya düşse bir damla su savaktan akarak gidecek. Burada bir suyun tutulması söz konusu değil. Burası bir baraj değil. Burası bir suyun yönünü burada enerji üretim bölümüne yönlendirmek için yapılmış bir sette. Dolayısıyla burası bir baraj değil. Baraj olmadığı için de su tutulması söz konusu değil burada. Belki bu tabii çiftçilerimiz artık ürünlerinin zarar görmesinden dolayı insanlar burada suyun tutulması, işte suyun belli bir havzada bulunmasını şey yapabilirler. Fakat burada yani mevcut nehirden ne akıyorsa aşağıya da aynısı gidiyor. Bir damla su burada kalmış değil. Burada mevcut şu anda 2,5 milyon metreküp bu setteden dolayı settenin arkasında su var. Birikmiş su var. O birikmiş suyunun da belki ilaniyaya çok zor durumda kaldığımız zaman can suyu olması için orada bizim kooperatiflerimizle, birliklerimizle görüştük. Bu 2,5 milyon metreküp suyu da eğer çok çok zor durumda kalırsak onu da bırakacağız. Burada bizim amacımız hani enerji üretmek değil, zor gününde çiftçilerimize de buranın bir faydası olabilirse o da bizi memnun edecektir. Bunun altını tekraren çiziyorum. Nehir olarak şu anda 44 metreküp suyumuz var Meliş Nehri'nde saniyede. Bu 44 metreküp ne kadar geliyorsa buradan aşıp hepsi devam ediyor. Bunu biriktirme imkanımız yok zaten. Fiziki olarak da bu çok mümkün değil. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu süreç zor bir süreç. Gece gündüz çiftçilerimizle, kooperatiflerimizle ve birliklerimizle beraber çeltik üretiminde ve nispeten ayçiçeği üretiminde ürünlerde herhangi bir eksiklik olmasın diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız çiftçimizin zarar etmemesi ve mağdur olmaması ve bu süreci, bu sezonu bu şekilde kapatmaktır.